Elektrik makineleri dersi Kasım 2. Doğru akım makineleri. Sevgili öğrencilerim, doğru akım motorlarının kontrolü ve kumandası bizim ders müfredatımızdan kaldırıldı. Ama gittiğiniz işletmelerde doğru akım motorlarıyla karşılaşma şansınız var. Eskiden bu motorlar moment karakteristiğinin iyi olması nedeniyle çok fazla kullanılmaktaydı. Özellikle cer işlemi yapan, yani çekme, kaldırma, yük götürme işlemi yapan sistemlerde kullanılıyordu ama son dönemde fırçasız doğru akım motorları ya da hani daha çok bilinen adıyla servo motorların fiyatların ucuzlaması, kullanım alanlarının artması, gücünün artması ile birlikte servo motorlar daha çok doğru akım motorlarının yerini almaya başladı ama hala büyük güçlü güç gerektiren kaldırma, çekme, götürme, cer işlemleri yapılan yerlerde doğru akım motorları evet kullanılmakta. Bu nedenle size bir kısa da olsa bilgi vermek için doğru akım makinelerinden bahsetmek istedim. Niye doğru akım makineleri diyorum? Şu nedenden dolayı doğru akım makineleri yapıyı hiç değiştirmeden dışarıdan siz eğer buna bir elektrik enerjisi verecek olursanız döner. Yani bir motor olarak çalışır. Yine yapıyı hiç değiştirmeden o makinenin milini çevirecek olursanız da bu sefer size dışarıya doğru akım gerilim verecektir. Yani bir dinamo olarak çalışacaktır. Aynı yapıda hem motor hem dinamo olarak çalışabildikleri için genel bir isim olarak doğru akım makineleri tabirini kullanıyorum. Doğru akım makinelerinde manyetik alan endüktör dediğimiz gövdede bulunur. Sabit mıknatıs olabileceği gibi doğru akım verilen bobinlerden elektromıknatıs olarak da oluşabilir. Motor olarak çalıştığında içerisinden akım geçirilerek manyetik alan dışına itilen ve bu sayede dönme hareketini gerçekleştiren veya manyetik alan içerisinde hareket ettirilerek üzerinde gerilim indüklenen dinamo olarak çalışmasını sağlayan iletkenler endüyü oluşturur. İletkenler üzerine oluklar açılmış, saç paketleri üzerine sarılır ve birer uçları kolektöre çıkarılmıştır. Bu makinede temel olarak iki yapı vardır. Bunlardan bir tanesi gövde ve bu gövdenin içerisinde asıl manyetik alanı oluşturan kutuplar mevcuttur. Kutupları daha önceki dersimizden hatırlarsanız iki türlü kullanabiliriz. Bunlardan bir tanesi sabit mıknatıslar, yani ya cevher olarak çıkarılmış o siyah sabit mıknatıslar ya da daha sonra mıknatıslaştırılmış demir, nikel, kobalt gibi yapay mıknatıslar olabilir. Sabit mıknatıslı doğru akım motorları özellikle küçük güçlerde imal edilirler ve evet kullanılmaktadır. Yukarıya bir video linki atıyorum. O videoda ben sabit mıknatıslı bir doğru akım motorunu söktüm, parçaladım. Parçalarının tanıtımını yaptım. O videoya bir göz atabilirsiniz. Veya bu kutuplar elektromıknatıs olarak olabilir. Elektromıknatıs olarak yapılabilir. Ne demek istiyorum? Hatırlarsanız iletkenler akım geçirildiğinde bir manyetik alan oluşuyordu etrafında ve bu manyetik alanı arttırmak için ben bobin haline getirip bunu bir demir nüve üstüne sardığımda elektromıknatıs elde ediyordum. Burada kutup gövdesi dediğimiz demir aksam üzerine bobinler sarılarak elektrobobin şeklinde de kutuplar oluşturulabilir. Diğer bir kısımsa bunun endüvi dediğimiz ortadaki dönen kısmıdır. Dönen mildir. Bunun üzerinde saç paket oluşmuş bir yapı vardır. Demir bir yapı vardır. Üzerine oluklar açılmıştır. Oluklara bobinaj tellerinden sarılmış olan bobinler vardır. Bu bobinlerin uçları kolektör dilimleri dediğimiz her biri birbirinden bağımsız bakır adacık şeklinde. Yani hem birbirinden bağımsız hem bu kolektör dilimleri gövdeye de temas etmiyor. Birbirlerinden bağımsız adacıklar şeklinde kolektör dilimlerine çıkarılmıştır. Enerji verme, motor olarak çalışmada ya da enerji alma bu kolektör dilimlerine basan fırçalar yardımıyla yapılır. Fırçalar karbon bakır tozu karışımı yüksek basınç preslerde kalıplar haline getirilmesiyle oluşurlar. Şimdi devam edelim. Fırçalı doğru akım motorları 5-10 watt'tan yüzlerce kilovata kadar imal edilirler. Çalışma gerilimleri 5-10 volttan 700 volta kadar çok çeşitli değerlerde olabilse de genellikle 6, 12, 24, 48, 50, 110, 100, 500 volt gibi standart değerlerde üretilirler. İmalat gerilimlerin çok küçük değerlere düşmesini engelleyen fırça ve kolektör düzeneğinde oluşan gerilim düşümüdür. Aslında motorlara birçoğunuz yabancı değilsiniz. Eğer daha önce kuma
kumandalı veya elektrik motorlu bir oyuncak arabanız olduysa içini söktüğünüzde bu motor sizin oyuncak arabanızı hareket ettiren motor olarak karşınıza çıktı. Aslında yaşınız biraz daha büyük olsaydı kasetli teyp kasetlerini hatırlıyor olacaktınız. Orada da mesela teyp kasetini çeviren motor bir doğru akım motoruydu. Bu oyuncak arabanızda da kasetlerde de hatta Walkman'ler vardı. Biz üzerimize taşırdık kaset çalar olarak. Mesela orada da bir doğru akım motoru kullanılıyor. Bu doğru akım motorları 4.5-6 voltların altına çok fazla düşürülmez. Küçük olanlarından bahsediyorum. Çünkü burada motora elektrik vermek için siz fırça ve kolektör dilimi gibi hareketli bir mekanizmayı kullanıyorsunuz. Bu hareket bir temas direnci demektir. Bu temas direnci üzerinde bir gerilim düşümü demektir. Eğer siz motorunuza çok gerilimler uygulayacak olursanız bu temas direnci üzerinde de bir gerilim düşeceğinden dolayı motorunuzun endüsüne aslında uyguladığınız gerilim çok daha düşük değerlerde olacaktır. Bu da motor performansı için iyi değildir. O nedenle genellikle 4-6 voltlarda, bizler için tekrar söylüyorum, 4.5-6 voltlardaki pillerle ya da adaptörlerle beslenir. 700 voltun üzerine çıkılması durumunda kolektör dilimleri arasında yalıtım problemleri çıkacak ve dilimler arası çalıştıkça kömür tozu dolması ile birlikte elektrik atlamaları olacaktır. Her ne kadar küçük güçlü fırçalı doğru akım motorları 12.000 devirlere kadar imal edilse de fırça kolektör düzeneğindeki mekaniki arızalar nedeniyle güçleri büyüdükçe 3000 devir bölü dakikalarda imal edilirler. Gerilimi de çok fazla büyütemiyoruz bu motorlarda. Çünkü her bir kolektör adacığı birbirinden bağımsızdır ve arada yalıtım mikaları vardır. Sonuç itibariyle buna basan fırçalar karbondur ve kolektör dilimlerine bastıkça eriyecektir, rendelenecektir. Bu fırçanın karbon tozları, karbon bakır tozları fırçadan eridikçe kolektör dilimleri arasına dolacaktır. Bu sefer kolektör dilimleri arasında elektriksel geçişler olacaktır. Bu nedenle de doğru akım motorlarında ya da dinamolarında gerilimi çok fazla yükseltemeyiz. Kolektör dilimleri arasında atlama yapar. Doğru akım motorlarının aslında alternatif akımı uygulanmış bir versiyonu universal motorlardır. Universal motorlarını siz evlerinizde elektrik süpürgeleri kullanıyorsunuz aslında. Elektrik süpürgelerini hatırlayacak olursanız çok yüksek devirlerde dönerler ve bu sayede bir vakum elde ederiz. Tozları bu şekilde çekeriz. Burada elektrik süpürgesinin en büyük özelliği yüksek devirlerde dönmesidir. Bu universal motor doğru akım motorunun çoğaltılmış ya da benzetilmiş hali olduğu için aynı şey doğru akım motorları için de söz konusudur. Doğru akım motorlarında çok büyük yüksek devirlere çıkabilir. Fakat burada sıkıntı şudur. Devir ne kadar arttıkça az önce bahsetmiş olduğum fırça ve kolektörün sürtmesinden kaynaklanan mekaniki olarak sıkıntılar da artacaktır. Fırçada erken erime, kolektör dilimlerinin bozulma biraz sonra bahsedeceğiz. Bu gibi durumlar, bu gibi arızalar devir ne kadar yüksek değerlere çıkarılırsa artacaktır. Bu nedenden dolayı özel bir işlem için kullanılmayacaksa bir elektrik süpürgesi gibi yüksek emiş gücü ya da yüksek fan gücü gerektiren ya da yüksek devirli kesme ve benzeri işler de kullanılmayacaksa doğru akım motorları genellikle 3000 devir bölü dakikalarda imal edilirler. Endüstride doğru akım motorunun kullanılmasının en büyük sebebi normal karakteristiğinin çok iyi olmasıdır. Ne demek istiyorum? Miline bağlanmış olan yükü çok daha rahat diğer motor tiplerine göre ki moment karakteristiklerinden ben size de bahsedeceğim önümüzdeki ilerleyen kısımlarda diğer motorlara göre çok daha performanslı bir şekilde harekete geçirmesidir. Bu nedenle çok büyük yüklerin, tonlarca ağırlığındaki yüklerin harekete geçirilmesinde aslında doğru akım motorları avantaj sağlar. Burada da önemli olan momenttir, hız değildir ve o nedenden dolayı daha düşük devirlerde 3000 ya da daha altı devirlerde doğru akım motorları kullanılır. Doğru akım motorlarında devir asenkron motorlarda olduğu gibi kutup sayısına bağlı olmayıp kutup sayıları tamamen imalat yöntemlerine dayanır. Asenkron motorlar kısmında göreceğiz. Asenkron motorlarda devir sayısı 60 çarpı F bölü P gibi bir formülle bulunuyordu. Burada önemli olan frekans ve motorun kutup sayısıydı. Asenkron motorlarda kutup sayısı motor devrini değiştiren bir değer ama doğru akım motorlarındaki devir sayısı kutba bağlı değildir. Kutup sadece manyetik alan sağlar ve tamamen kutup sayısı konstrüksiyonla, imalatla alakalı bir şeydir. Motorun momentiyle, işte döndürme momentindeki düzgünlükle, işte merkez kaç kuvvetinin yalpa yapmaması gibi bazı konstrüksiyon temellerine dayalı olarak kutup sayıları seçilir. Yani devirle kutup sayısının doğru akım motorunda herhangi bir alakası yoktur. 2 kutuplu bir motorda 2 adet fırça, 4 kutuplu bir motorda 4 adet fırça bulunur. Yani fırça sayısı kutup sayısıyla
Aynıdır. Bir doğru akım motoruna baktığınız zaman fırçalarına eğer iki fırça görüyorsanız bilin ki o doğru akım motoru ya da makinesi iki kutupludur. Dört fırça görüyorsanız bilin ki o doğru akım makinesi dört kutupludur. Burada bir doğru akım, küçük güçlü bir doğru akım motorunu görüyorsunuz. Önce şu fırça kısmından başlayalım. Farenin hareketlerini umarım görüyorsunuzdur videoda. Bunlar benim fırçalarım. Fırçalar demin de söylediğim gibi karbon ve bakır tozlarının preslenmiş kalıba alınmış hali. Bunlar fırça tutucularına bağlıdır. Fırça tutucularının arkasından bir yay basıyordur. Buradaki spiral yay olduğu gibi başka şekildeki yaylarda da bu fırçalar fırça tutucusu içerisinde ittirilebilir, basılabilir. Burada 4 tane fırça saydık. Demek ki benim doğru akım motorum 4 kutuplu. Sağ üstteki şekle bakacak olursak 1, 2, 3, 4 tane kutbum var. Buraya bakacak olursanız kutup tek parça demirden imal edilmiştir. Şuraya dikkat edin çocuklar. Bura bir silisli saç değil, biraz sonra göreceğiz. Silisli saç değil, tek parça dökme demirden oluşturulmuş bir kutup gövdesi. Bunun üzerine bu yalıtılmış sarımın altında aslında bobinaj tellerinden oluşturulmuş bir elektro mıknatıs vardır. Bu kutup kısmı. Sağ alttaki resme bakacak olursanız burada dönen endüvi kısmı, kolektör dilimlerini görüyorsunuz. Bu kolektör dilimleri birbirlerinden bağımsızdır. Aynı zamanda motor bile ya da diğer saç yapı ya da elektriksel olarak yalıtılmıştır. Temasları yoktur. Sarılan sargıların her birinin uçları getirilir. Bu kolektör dilimlerine bağlanır. Bakın, endüvinin üzerindeki demir aksam demin gördüğünüz kutuptan biraz daha farklı. Bu tamamen silisli saçlardan oluşmuş bir endüvi. Biraz sonra Foucault ve istatistik kaybında bunu daha net anlatacağım. 0.35 ya da işte 0.50 mm civarındaki ince saç plakalarından oluşmuştur endüvi. Ama kutuplar tek parça demirden oluşabilir. Burada renkli resimlerini görüyorsunuz. Bunlar küçük güçlü doğru akım makinelerinin endüvileri kolektörlere çıkarılmıştır. Dikkat edecek olursanız. İşte kısa boylu, uzun boylu, çapı büyük, çapı küçük olanlar var. Bunlar tamamen konstrüksiyonla alakalıdır. Şöyle diyeyim, moment lazım olan ve hız gerektiren yerlerde siz endüviyi uzun tutmanız lazım ki manyetik alanın genişliği veya iletkenleri kestiği alan büyüsün. Ama aynı zamanda devir yüksek olduğu için de siz endüviyi daha küçük veya şöyle söyleyeyim çapını daha küçük seçmeniz lazım ki merkez kaç kuvveti çok fazla etkilemesin. Şu resimde daha net gözüküyor ya da şu resimde. Bunların her biri bobinaj teli dediğimiz tellerdir. Normal kullandığımız iletkenlerden aslında farkı yalıtım kısmıdır. Normal iletkenlerde kullandığımız ara kabloda ya da kumanda devrelerinde falan kullandığımız iletkenler de bakırdır ama üstlerinde plastik yalıtkanlar vardır. Buradaki bobinaj telinin üstündeki yalıtkan çok ince lak tabakasıdır. Bunun nedeni de şu, eğer bu iletkeni ben bir plastikle yalıtacak olursam iletkenin çapı büyüyecektir. Yani 0.30 mm olması gereken bir iletkeni plastik yalıtkanla kaplayacak olursam 0.50-0.60 mm'lere çıkacaktır. Bu sefer de siz buradaki yapının olukların içerisine bunu oturtamazsınız. Burada yüzlerce tur sarım var. O nedenden dolayı ince lak tabakasıyla kaplanmıştır. Bir başka nokta da şu, bir ara kabloyu siz kalın plastikle kaplamanız lazım çünkü bir güvenlik söz konusu. Elleyenlerin çarpılmaması, artı o kablo sağa sola atıldığı zaman üzerindeki yalıtkanın dayanması gerekir. İşte suya girdiğinde ya da ne bileyim daha başka asitik ortamlara girdiğinde, yağlı ortamlara girdiğinde o yalıtkanın dayanması gerekir ama burada öyle güvenliği gerektirecek bir durum yok. Burada sarılan sargılar insan teması yok. Aynı zamanda bu sargılar yıpratıcı bir şeye de maruz kalmıyorlar. Mekaniki olaya da maruz kalmıyorlar. O nedenle ince laklarla bunlar kaplanırlar. Ve şu tel veya şu bobin siz hepsini ne diyeyim bakır kırmızısı görseniz de bunlar şey değil, birbirlerine temas etmiyorlar. Tamamen yalıtılmış iletkenler. Okulda uygulamalı eğitime başladığımızda hatırlatın ben size bobinaj tellerini göstereyim örnek olarak hatta üstünü kazıyalım. Kazdığımız zaman alttan çıkan gerçek motoru da siz görün. Tamam. Hatırlatın. Bunu bir yere not alın.
Doğru akım makinelerinin kutuplarında doğru akım uygulandığı için dökme demirden yapılabilir. Fakat endüvi kısmında alternatif akım indükleneceğinden Foucault ve histerisis kayıplarını azaltmak için endüvi kısmı tek tarafı yalıtılmış silisli saçlardan yapılır. Şimdi demir kayıplarından bahsedeceğim ben size. Demir kayıpları elektrik makinelerinde alternatif alan içerisinde kalan makinenin demir aksamında genel adıyla demir kayıpları denen kayıplar oluşur. Makine gücünün %2-3'lük gibi küçük değerlikli olan demir kaybı iki şekilde oluşur. Şimdi ya %2-3 ne olacak demeyin. Bunu bir 10 kW, 20 kW, 50-55 kW düşündüğünüz zaman 55 bin wattın %2'si, %3'ü bile ciddi bir değer etmektedir. Demir kayıpları iki kısımdan oluşur. Bunlardan bir tanesi Foucault kaybı. Bazı kaynaklar buna eddy kaybı ya da eddy akımı da der. Foucault kaybı neymiş ona bakalım. Değişen bir manyetik alana maruz kalan iletkenlerde gerilim indüklendiğini görmüştük. Aynı şekilde makinenin demir aksamı da bu manyetik alana maruz kalmakta ve demir aksam üzerinde de bir gerilim indüklenmektedir. Demir aksamda indüklenen bu gerilim, demir aksam içerisinde kapalı bir devre akımı dolaştıracaktır, tek parça olduğundan. Demir aksam üzerinde oluşan bu girdap akımlarını küçültmek ve elektrik makinelerinde değişen manyetik alana maruz kalan kısımları tek parça değil, 0.35-0.50 mm kalınlığında tek tarafı yalıtılmış, yalıtım püskürtülmüş ince lak tabakasıyla sağlanmaktadır. Soğuk çekme saç parçalarının peş peşe dizilmesiyle oluşur. Demir aksam birbirinden yalıtılmış ince parçalardan oluştuğundan içerisinde dolaşan Foucault kısa devre akımları da en aza indirilmiş olur. Hatırlarsanız bir önceki magnetizmanın temellerinde değişen bir manyetik alanın içerisinde kalan iletkende gerilim indüklendiğinden bahsetmiştim ben size. Şimdi İletken tek başına bakır veya alüminyum olarak düşünmeyin, demir de bir iletkendir ve elektrik makinelerinde değişen manyetik alana maruz kalan bu iletkenler genellikle metal bir gövde içerisindedir. Yani az önce bahsettiğim endüvin içine sarılmış derler gibi. Şimdi doğru akım motoru için düşünecek olursanız, doğru akım motorunda kutuplar arasında bu endüvi dönüyor. Dönmesi demek, bu endüvinin metal gövdesinin de değişen manyetik alana maruz kalması anlamına gelir. Değişen manyetik alan neydi? Değişen manyetik alanı iki türlü elde ederdik. Bir, iletkeni hareket ettirirdik. Manyetik alanı ya da iletkeni. Ya da manyetik alanı değişen bir manyetik alan verirdik. Yani alternatif gerilim verirdik. Burada endüvi de değişen bir manyetik alana maruz kaldığından dolayı endüvinin demiri üzerinde, demir aksam üzerinde bir gerilim indüklenir. Sağ taraftaki resim grubuna bakın. Şu tek parça nüve diye göstermişim. Eğer endüvi tek parça demirden oluşturacak olursak, burada indüklenen gerilim endüvi boyunca kısa devre halinde olduğu için içerisinden kısa devre akımları geçirir. Ve geçirsin ne olacak? Geçirsin ne olacak ama bu kısa devre akımları aslında elektrik makinesinde bir kayıptır. Ben elektrik makinesinde işe yaramayan bir kaybın oluşmasını istemem. Peki ne yapacağız? Bu akımın, dolaşan bu kısa devre akımının yolunu bölmemiz lazım. Yani bu akımı, elektrik akımını boylu boyunca endüvide dolaşmasını engellememiz lazım. Bu nedenle elektriksel olarak yalıtılmış saçlardan oluştururuz biz endüvilerimizi. Ne yaparız? Bakın şurada B şekline bakacak olursanız bu bir endüvinin bir adet saç plakasıdır. 0.50 veya daha küçük bir değerdeki saç plakadır. Bunun bir tarafını lak püskürterek yalıtırız. Elektriksel olarak hani emaye bobinaj telleri diyoruz ya, lak kaplanmış. Burada da ben sacın bir tarafını lakla kaplarım ki elektriksel olarak bir yalıtım sağlayayım ve bunları peş peşe dizdiğimde peş peşe gelen saçların arasında en az bir tabaka lak olacağı için birbirlerinden elektriksel olarak yalıtılmıştır. Bu sefer oluşan kısa devreler sadece 0.50 mm'lik sacın içerisinde oluşur ve bu değer de çok küçüktür. Yani tek parça demirin içerisinde oluşan bir kısa devre Foucault akımıyla bunu çok fazla parçalara böldüğümüzde her birinde oluşan küçük küçük kısa devre akımları karşılaştırıldığında saç nüve şeklinde yapmak kaybı azaltmak açısından daha avantajlıdır.
Bir de histeriz kaybından bahsedelim. Bir mıknatısı ne kadar küçük parçalara bölünürse bölünsün, elde edilecek en küçük parçada bile en es kutupları ile kendi başına bir mıknatıs oluşur. Demirin elektron mıknatıslanması da moleküler olarak küçük mıknatıslar halinde olacaktır. Sinüsoidal eğrinin, burada alternatif akımdan bahsettim ama doğru akımda da değişen manyetik alan oluştuğu için sinüsoidal eğrinin her artı ve eksi alternansında bu küçük mıknatıslar kutup olarak yön değiştirecek. Bu da 50 Hz'lik bir alternatif gerilimde küçük mıknatısların 100 kez yön değiştirmesi anlamına gelir. Bu yön değiştirme sırasında oluşan moleküler sürtünme kendisini ısı olarak gösterecektir. İşte adına histeriz kaybı dediğimiz bu kaybı en aza indirmek için saç paketlerini oluşturan demirin içerisine imalat sırasında %2-3'lük silisyum katılır. Sacın kırılganlığı arttırılıp işlenmesini zorlaştıracağı için silisyum miktarı da daha fazla arttırılamaz. Bir önceki temel manyetizma dersini hatırlayacak olursanız aslında manyetizmayı oluşturan oradaki demirin, nikelin, kobaltın ya da doğal mıknatısın kendi atom yapısıydı. Tekrar hatırlayacak olursak orada elektronların hepsi çekirdek etrafında aynı yönde ve kendi etraflarında da aynı yönde döndüğü için bir manyetizma özelliği kazanıyordu element. Burada da bir mıknatısı, doğal mıknatısı alın, istediğiniz kadar kırın, toz haline getirin, elde ettiğiniz toz bile en es kutuplarına sahip yeni bir mıknatıs olacaktır. Ve bu mıknatıslar alternatif alanda ya da değişen bir manyetik alanda kaldığında yön değiştireceklerdir alana göre. Yön değiştirirken bunlar da moleküler sürtünmeye neden olacaktır ve saç ısınacaktır. Silisyum bu sürtünmeyi daha az değerlere düşüreceğinden dolayı histeriz kaybının azalacaktır. Ama silisyumun katılması demek sacın kırılganlığının artması demek. Bu sefer de sacın işlenmesi, imalat videolarını göstereceğim ben size elektrik makinelerinin. Bunlar pres altında birleştiriliyor. Pres altına girdiğinde kırılganlığının artması imalatı zorlaştırdığından dolayı çok da fazla silisyum katılamaz. Bakın dikkat edecek olursanız burada çeşitli motorların ya da makinelerin nüvelerini görmektesiniz ve bunların her biri aslında tek parça değil ince saçların bir araya getirilmesiyle oluşmuş aksamlardır. Burada bir endüvi sargısının şemasını görüyoruz. Endüvi sargıları çeşitli verilere göre yapılacak hesaplama ve şema çizimiyle bobinajlar tarafından yapılır. Örnek bir endüvi sarımını gösteriyoruz. Bu ortada dönen kısım. Şu nokta nokta gördüğünüz şeylerin arası bana endüvi oluklarını göstermekte. Ve şekilde aşağıda kolektörler var. 3 fırça gibi görüyoruz ama 3 fırça değil. Sadece şu bobinlerin dönüşleri, 1-2'ye olmakta. Fareyi takip edin. Şimdi buradaki çizimi taburaya getirdiğiniz zaman şekil çirkin gözükmekte ve karışık gözükmekte. Yani şeklin simetrisi bozulmakta. Bu nedenden dolayı aslında burada 1-2'yi buraya kopyalamışız. Bir kopyasını oluşturmuşuz. Aslında burası burayla aynı yapı. Ve baktığınızda iki tane burada kolektör dilimim var. Sarıma bakalım. Endüviye bu sarımı yapmışız. Burada biraz sonra balansla anlatacağım ben size. Şuna dikkat edin. İlk sarılan sargı en altta olan şu. Bakın. Bunu sarmışız. Daha sonra şu sargıyı sarmışız. Şunu. Daha sonra da öbür sargıyı sarmışız. Şimdi bunların her birinin spir sayıları aynı. Örneğin her biri 100'er spir sarılı. Ama burada şöyle bir şey var. İlk sardığımız sargı merkeze daha yakın olacaktır. Daha sonra sardığımız sargılar önceki sargıların üstünden sarılacağı için merkezden uzaklaşacaktır. Ne demek bu? Örneğin ilk sardığımız sargı 100'tür. Merkeze en yakın. İkinci sargısı sardığımız sargı da yine 100'tür ama ilk sardığımız sargı örneğin 100 metre gelsin toplam boyu. İkinci sardığımız 100 turluk sargı merkezden uzaklaştığı için örneğin 101 metre gelecektir boyu. Çünkü daha dıştan sarılacaktır. Bu nedenden dolayı daha sonra sarılan sargıların spir sayısı aynı kalsa da boyları daha uzun olacaktır. Boylarının uzun olması ağırlıklarının da öncekilere göre daha fazla olması anlamına gelir. Ne kadar? 1-2 gram. 1-2 gram ama yüksek devirlerde bu 1-2 gram balansta bana sorun çıkartacak. Bunu biraz sonra göreceğiz.
Doğru akım makinelerin parçalarını şu şekilde sayabiliriz. Endüve, endüktör, fırça, fırça tutuşları, kolektör, yataklar, kapaklar, gövde, civata ve saplamalar, kremez bağlantısı gibi. Temelde endüvi ve endüktörden oluşuyor demiştik. Endüktör dış gövdeydi, kutupların olduğu ama hani bunun diğer teferruatlı aksamları da var. Şimdi bunlara burada bakalım. Ortadaki kısım endüvi. Şurada kolektör dilimlerini görüyorsunuz. Buna fırçalar basıyor. Fırçalar bir yay vasıtasıyla basıyor. Ve bu fırçalar gövdedeki bir fırça tutucusuyla sabitlenmiş. Dış kısım endüktör. Endüktörü koruyan bir gövde koymuşlar. Tabi ortada endüvinin dönebilmesi için ön ve arka kapaktan bunlar rulmanla yataklanmış. Ve kablolar da burada görmüyorsunuz ama klemens kutusuna çıkarılmış oluyor.